Bugün Peugeot 206'nın kapı gergisini değiştireceğiz. Döşememiz böyle. Şu gergi bozulmuş. Onu söküp, şu döşemeyi söküp şu gergiyi takmayı düşünüyoruz. İnternetten 60 liraya aldık. 60-70 lira desen. Parça kodumuz bu. Solun kapı gergisi. Bunun için bize ne gerekli? 20 tork gerekli. Şurada bir civata var. Şurada bir civata var. Bir de 10 lokma tornavida. İçeriden şunları sökmek için. Veyahut da dışarıdan. Aslında 10 lokma tornavida değil. Normal 10 düzden. Veyahut 10 yıldızdan yapalım. Şu yani. Şunlar. Evet, başlayalım. Bir de şurada bir civata var. Evet Hamit Bey, bugünkü aracımız Peugeot 206 2003 model. Onun kapı döşemesini önce sökeceğiz. Şu gergiyi değişmek için. Evet, nereden başlıyorsunuz Hamit Bey? Abi şu civatayı alalım önce. 20 torunluk bir civata. Ufak gözüküyor ama kocaman bir civata çıktı. Sonra da şurada bir civatamız var abi. Onu da böyle alalım. Bunu da söktükten sonra civatamız kalmıyor. Ondan sonra bir boşluk bulup, yani bunlara da bakıyorum, yok. Bir boşluk bulup bunu sekmemiz lazım. Sekerim o sekmanları kırmadan. Bir daha sekman olmasın. Döşemeyi, yan döşemek, kapı döşemesi komple söküyorsun. Manyanın şeyini de çıkarmamız lazım. Görüyor ki önce. Evet. O yüzden de bak. Şimdi beraber yapıyoruz, tamam mı? Evet. Burada da bir civata var, tamam mı? Evet. Onu bak, ben hataları yapıyorum, size gösteriyorum. Siz aynı hataları yapmayın. Sonuçta ilk kez yapıyorum ben bu işi. Adım adım yürüyoruz. Şimdi döşememiz basit bir şekilde elimize aldık. Sonra şu parçayı böyle açıyoruz. 10 yıldız alalım bir tane önce, tamam mı? 10 yıldız. 10 yıldızda burada 2 tane civata var. Evet. Onları böyle aşağı doğru gevşetelim. Daha önce mesela başka arabaları söktük. Leon'u söktük. İşte ne diyorlar ona? Astra Jenik'ini söktük. Onlar, Opel'i söktünüz. Opel'in. Onlar çok zor. İşçiliği zor. Defarat ama bu basit. Bak 2 dakikada hemen döşemeye söktük. Elimize geldi. Onlarda döşeme 2 kat. Tabii daha uzun sürüyor. Bunu da hemen sökebildik yani. Evet Hamit Bey. Şimdi buradaki 10'luk civataları çıkardık. Evet. Sonra burada 30 torkluk civatayı da çıkarıyoruz. Çıkardığımız zaman bir ölçüde işimiz tamam oluyor. Şöyle bu elimizi buradan çevreye sokup malzemeyi elden alalım. Malzeme şöyle bozulmuş. Görüyorsun lan. Evet, bozulmuş. Yenisine tabii bakalım. Yenisini aynı şekilde yapabilecek miyiz? Biz yerine oynamıyor. Görüyor musun? Yine aynı şekilde bunu böyle buradan alalım abi. Deliklerini güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Evet Hamit Bey, yenisini taktın. Yenisini taktık, civatalarını üzerine geçirelim, tutturalım. Onluk civatalarını da geçir, sıkalım abi güzel bir şekilde.
Evet, takıldıktan sonra... Kapıyı biraz kapatalım, bu 30 topluk çivatayı yerleştirelim. Otuz soklu cıvatamızı sıktık, kapıyı deneyelim abi. Evet, hiç ses yok. Evet, hiç orijinali ses yok. Takıldı. Orijinal, parça orijinal değil. Parça yan sana. Boşluğunu da alalım abi. Ah. Tamam abi. Biz tamam. Şimdi evet, Hamit ustamıza ve Alkazak Otomotiv'e teşekkür ederiz. Şimdi döşemeyi güzel bir şekilde yerine yerleştirelim. O parça zaten. Evet. Evet. Şu boşluğa geliyor, tamam mı? Boşluğa oturtuyoruz. Ondan sonra malzemeler yerine oturmuş oluyor. Birkaç tane sekmanı kırıldı. Bulabilen varsa taksınlar. Videomuz bu kadar. Artık yarısını da siz halledebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Allah razı olsun.